Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezar bugün sizler birlikte yakın zamanda çıkacak olan kankers 1.5.2 versiyonu için yapılan grafik modu ve daha fazla özelliği olan bir moda bakacağız arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Açıklama kısmına eklediğim linklerden direkt olarak bu modu indirip telefonunuza veya da kurup oynayabilirsiniz dostlarım bilginiz olsun. Şimdi isterseniz yavaştan modumuzun tanıtımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir sürü senaryosu var ve harita modlarını değiştirdiğinizde farklı farklı senaryolarda sonradan ortaya çıkabiliyor. Ve modun en çok hoşuma giden özelliği ise arkadaşlar harita modu. Bakın. Şimdi öncelikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda harita bu şekilde arkadaşlar. Karanlık. Denizler daha böyle sipsiyah. Ama şu haritamızı değiştirdiğimizde 5 yapıyorum. Bakın harita bu şekilde oldu. Harita dönemine göre uyum sağlayabiliyor. Bence güzel. EU4 haritasına dönüştü gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakın EU4 haritası. Bayağı da güzel görünüyor açıkçası. Öncelikle bir de senaryolarına bakalım. Oyunumuza başlamadan önce. Senaryo yarat bölümüne geliyorum. Modern Dünya, Sovyetler Birliği'nin yıkılışı, Soğuk Savaş 1947, Polis Krenk 1939, İspanya Sivil Savaşları, Yasi versiyonu, Dünya Savaşı'nın başlangıcı, aynı şekilde Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı, Bir Dünya Savaşı, 1870 yılı, Bozdaf Divided bunu tam olarak bilmiyorum nasıl bir senaryo arkadaşlar. Osmanlı'nın Yükseliş Senaryosu var. Mesela harita modunu değiştirelim. Harita gördüğünüz üzere değişti arkadaşlar. Kapkaranlık bir harita oldu. ben bu harita modunda oynayacağım bu arada. Diğer harita modunda oynamayacağım. Böyle baktığımızda buraya 2000 yılı geldi. Sanırsam çok şey gözden kaçırmış olabilirim. Eklenen senaryoları siz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları tek tek incelemekte uğraşmıyorum Oyunlar diyorum. Yeni oyun diyorum. Ve daha sonrasında ise modern dünya hangisini oynayacaktık? Hangisini oynasak ya? Modern dünyada oynayalım abi. Senaryo yükle yapıyorum. Türkiye'yi seçiyorum. Türkiye'nin üzerinde birçok özelliği test edeceğiz bu arada. Zorluğumuz efsanevi. Savaş sesimiz klasik. Oyun hızımız %100 iken ayağı saldırganlığı %0'a kadar düşürüyorum. Pakistan'ı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1.336.000 nüfusumuz varken 270 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konularına çekiyorum. Ve arkadaşlar teknoloji puanlarımızı gelin verelim. Nüfus artışı ve ekonomiyi fullleyeceğim direkt olarak. Çünkü zaten tanıtım ve bunlar bizim için gerekli arkadaşlar. Ordu bakımında da veremiyoruz. Çünkü zaten 50 adet teknoloji puanımız vardı. Evet yolunu seç özelliği geliyor gördüğünüz üzere. Ve hepsi Türkçe. Eğer Türkçe değilse Türkçe arkadaşlar artık. Tren kuracağız. Osmanlı yeniden canlandıracağız. Büyük Türk Cumhuriyeti'ni kuracağız. Ee, yani bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Şu anlık kalabilir. Evet şimdi arkadaşlar biz direkt olarak demokrasi yolundan gideceğiz. Çünkü civarımızdaki devletler demokrasiyle yönetildiği için. Onlarla para yoluyla birleşmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. Arkadaşlar elimizde 750 adet asker var. Modun birkaç özelliği var ve güzel özellikler bunlar. Oyun zevkinizi bozmayacak özellikler. Brody gibi bir sürü özelliği yok. Ama seçilmiş güzel özellikleri var. Bakın şimdi biraz paramızı biriktirelim. 100 bin 200 bin para yapalım. Hatta gelin 500 bine kadar çıkartalım bu paramızı. Bu şekilde 500 bine kadar getiriyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar böyle random bir şekilde askerler basmaya başlıyorum. Bakın her yere askerlerimi dağıtıyorum. Günlük gelirimizi şu şekilde 4000'e kadar düşürelim. Evet 4000'in altına düşürdük. Şimdi diyelim ki savaşa gireceksiniz ve savaşa gireceğiniz cepheyle uğraşmak istiyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum Suriye ile savaşa gireceğiz yan çarla. Tamam mı? Geliyorsunuz buraya. Ordu dağıtımına basıyorsunuz. Ordu dağıtımına bastıktan sonra eyaletlerden fırçayla seçim yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Yaptıktan sonrasında kaydet tuşuna basıyorsunuz ve onayla diyorsunuz. Orayı kapatalım. Bakın şimdi askerlerin hepsi bölgeye eşit bir şekilde dağıtılıyor gördüğünüz üzere. Bayağı da güzel görünüyor açıkçası. Bazı yerlerde asker sayıları değişiklik gösteriyor çünkü tam eşit bölememiş. Bir şey olmaz ondan. Yani düşün yani bu küçük modda bile bunlar varsa Kankers 1.5.2'de neler neler olur arkadaşlar bir de siz düşünün. Ama ben Blue Darpa'dan daha çok ümitliyim bu arada. Blue daha çok seviyorum. Çünkü birçok özelliği var ve her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Soykırım özelliğini de ekleyeceklermiş yakın zamanda. Bakalım nasıl bir şey olacak görmüş olacağız. Şimdi gördüğünüz üzere askerlerimizi dağıttık. Bir de şöyle güzel bir özelliğimiz var. Aşağı kaydırdığımızda arkadaşlar hala devletin üzerine denememiz lazım buna. Proposal to join diye bir şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere birçok özelliğin aktif edilmesi lazım. Zaten biz birçok şeyi karşılıyoruz. Sadece ilişkilerimiz 180 üzerinde olması lazımmış. Bunu gelin yapalım. Burada bu devletin şeyine görüşüne karşı kalmadan direkt olarak para yoluyla bu devleti alabiliyorsunuz. Bakın şimdi. İlişki geliştirelim. Biraz ilişki geliştireceğim. Hatta hediye yoluyla daha çok şeyler yapabiliriz. Yani Blue Drop modunda mesela armağan gönderdi. Askerde gönderebiliyorsunuz bu adamlara arkadaşlar. Ayrıyeten adamlara asker gidiyor. Gidin test edin. Zaten zamanda tanıtmıştım. Açıklama kısmında linkini ekledim. Tamamen reklamsız. Abone olmanıza vesaire gerek yok. Gidip bir test edebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne lan? Bulgaristan bağımsızlığımı garanti etti. Eyvallah Bulgaristan reis. Adam beni sevmeye başladı arkadaşlar. Geliş geliştirmeye devam ederim. Armağan gönderelim. Biz onun bağımsızlığını garanti edelim arkadaşlar. Reis ya. Yani ben zaten bağımsız bir ülkeyim. Benim ülkem niye bağımsızlığını garanti ettin ki? 80'e kadar çıkmasını bekliyorum. Paramız zaten yetiyor. Havada, karada, suda. 53, 70. İmzalayalım. Bulgaristan'la aramız bayağı iyi oldu arkadaşlar. Para göndermeye devam edeceğim Reis'e. 76, 78 ve hadi la. Bir de i̇şte kaldı. Evet 82. Son olarak da 85 olsun. 87, 90. Şimdi arkadaşlar üzerine gelelim mi? Buna basalım. Gördüğünüz üzere her şeyi karşılıyoruz. Sadece diplomasi puanımız yetersiz. Geldiğimde saldırma azlık paktı imzalanmış. Bu kalkacak zaten. Ana Türkiye'de diplomasi puanı yetmiyor ona. Bunu tam onu olmasını beklememiz lazım. 8.1, 8.3. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 10 oldu. Tamamdır. Buna geliyorum. Teklif göndermeden önce Eee 10 zaten. 10.1. Ne diyor? Diplomasi puanı karşılanmıyor diyor. Karşılıyorum kardeşim. Acaba önce şunu yapacağız. Tamam kendisi reddetti. Aynı ideolojiye de sahip. Ben bunu anlamadım. Şimdi bir düşünelim. Paramız karşılanıyor mu? Paramız karşılanıyor arkadaşlar. 290.589 lira istiyor. Bizde 1 milyona yakın para var. Diplomasi puanlarımız ise düşmüş. Niye düştü bu? Biriksin abi ellemeyelim. Tamam bayağı bir biriktirdik. Hala gönderemiyorum. Yani şu an niye gönderemiyorum anlamış değilim. Evet karşılanıyor artık. Ektif gönder kapalı ama. Diplomasi puanı eksi 10. Yani bunu nasıl aktif edeceğiz peki? Önce şunu mu test edeceğiz? Nur reddetti diyor. Niye reddediyorsun lan? Düdük. İlişkileri arttır abi. Bu arada şu savaş yanında deneyim mi arkadaşlar? Sizlere göstereyim. Bakın burada yine aynı şekilde değişik ikonlara sahip özelliklerimiz vesaire var. Ee, aynı şekilde bakalım başka nelerimiz varmış. Evet artık ordu basarken şu şekilde başlamıyor arkadaşlar. Bu şekilde başlıyor bakın. Gördünüz mü? Ya ben grafiği için indiririm bu arada bu modu. Bakın her yere asker biriktirebiliyorum. Mesela şu şey, yolda çok işimize yarayabilir bakın. İstanbul'da bir nüfus en çok İstanbul'dan çıkıyormuş. Biliyorsunuz ki topraklar büyüyünce arkadaşlar haliyle her yere tık tık buradan böyle basıyorsunuz ve askerleri kaybedebiliyorsunuz bazen. Bu mod bunun önüne geçiyor. Bak şimdi. Aynı şekilde tüm orduları topluyorum. Öyle yanından yaptığımda çeker mi acaba tüm askerleri? Gördüğünüz üzere çekiyor arkadaşlar. Ama bazılarını çekmiyor. <laughs> niye çekmedim bunları? Et evet, buraları çünkü eşitlemiş. Ama benim aklımda doğru şartı var. Ya bu alanda biz niye birleşemiyoruz? Reddediyor. Peki bunda toprak alım satımı var mı? Ona da bir bakalım. Türk modu indirmek isterseniz diye. Eyalet değeri mesela sen bana bunu ver. Sen bunu bana vermezsin. Evet bakalım. En ucuz toprağın hangisi abi senin? Ucuz toprağı yok. Ama burası var bak. Yunanistan'dan buraya alabilir miyiz acaba? Trakya istiyorum. Biraz ordu silmemiz lazım. 800 binde bakalım çalışacak mı? Evet ülkede asker kalmamış durumda. Bu arada adamın tüm askerlerini görüyorum ama adam ona rağmen arkadaşlar benimle birleşmiyor. Azalaştırmayı reddet. Ya Bulgaristan sen ne yapıyorsun? Medeniyetin gücü mü? Biraz asker basalım arkadaşlar. Medeniyetimizin gücü atta kalıyor. Aa onu askeri gücünü geçemediğim için haliyle bende birleşmek istemiyor. Anladım abi. Şu an geçtik. Bakalım. Allah Allah. Daha fazla asker bastık. Geçtik mi şu an seni? Vallahi bu aktif olmuyor arkadaşlar. Ben anlamış değilim. Deneyenler yorumlar kısmına yazsın. Şimdi ben şunun özelliği test etmek istiyorum. test etmek. Bir abi şu kadar askeri. Bakalım toprak alım satımı vesaire mevcut mu? Onu da görmüş oluruz bu sayede. Başkent özelliğini de test ederiz bu arada. Sanırsam sadece grafik üzerine ama bilmiyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Ticaret talep et. Altın. Bana bu kadar altın veriyorum. Diyorum ki bana bu toprağı ver. <laughs> Var abi. Aldık bakın. Satın aldık. <laughs> Trakya bizim artık. Zaten Yunanlar da paraya ihtiyaçları vardı. Evet bu toprağın atimyasını başlatıyorum. İttifak olduk. Lan güzel oldu. ittifak olduk. Adam ben bana ittifaklık yolladı. Ama abi bak. Kafam karışıyor. Şimdi sen niye benimle birleşmek istemiyorsun? Şimdi abi mesela adaları da satın alabilir miyiz giderek? Çünkü Biliyorsunuz Blue Dungeon'de bayağı zorlaştırmışlar. Adaları al alamadık arkadaşlar. Yani vermediler. Gel abi. Sana bu kadar para vereyim mi? Düşünseniz arkadaşlar. Mesela Toprak Sat bir sürü devlet ittifaklı kurmuş. Ve sizin genişlemeniz lazım. Evet bu modda kolayca toprak satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Toprak sınırımız olmayan yerleri test edelim mesela. Baksanıza abi çok güzel bir şekilde genişlettim kendimi. Adaları aldım. Evet bu ne? <laughs> mesela. Mesela abi. Gelin şurayı bir test edelim. Bu arada arka plan müzikleri de bayağı iyi. Elif yem olmasın diye ben kattım ama duymuyorsunuz. Ben duyuyorum sadece. Tamam. Sanırsam Blue Engine'de daha da zorlaştırılmış arkadaşlar bunlar. Çünkü mesela altın veriyorum. Eyalet veriyorum. Vermiyor bakın. Mantıklı abi. Vermez ki. Mesela keşke bir panel olsa Bende de birleş... yani birleşme teklifi kuracak devletler gözükse. Peki Ermenistan'ı satın alabilir miyim? Bu satın alma işini çok sevdim ya. Parasını ver satın al abi. Vermiyor. Aslında var ya arkadaşlar. Yunanistan'ı ben temizlerim. Baksanıza. Git gide büyüyorum abi. Acaba bu sefer olacak mı ya? Baksanıza. Baya güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bence bunu kaydedelim. Bir sonraki bölümünü atarız abi bak. Bir den gelin test edelim. Bu modu sevdim şu an. Çok da tatlı bir teması var. Yapanın ellerine sağlık. Ben galiba bir çok özelliği görmedim ama arkadaşlar siz bir bak test edersiniz. Şu an satın alma hoşuma gitti. Satın almayı test etmek istiyorum. Evet. Tıradaki toprağımız Kastoria. Kastoria'ya gelin bir test edelim. Altın veriyorum. Eyalet veriyorum. Gel bakalım. İşte bu. Evet Yunanların bence borcu olduğu için bana toprak satıyorlar. Oyunda bu borç sistemi var biliyorsunuz ki. Baksanız arkadaşlar. Devleti tertemiz ettik. Ve hala da veriyor. İlk defa savaşmıyorum arkadaşlar. Hiç ilk defa savaşmıyorum yani. Ee, ne yapacaktık? Ticaret, altın, eyalet. Sırada istediğim yer burası. Orayı da aldık. <laughs> Oğlum ilk defa bu kadar rahatım. Blood Engine'de Gürcistan'ı satın almak 50 yılımı aldı ya. Sonra geldi Ermenilere sattık. Tabi de yani Burası ayrı. Tamam devam edelim. İki toprak birden verir mi acaba? Vermiyor. Haliyle vermez arkadaşlar. Kim verir ki? Peki tüm paramı vermek yerine sadece belli bir kısmını versem. Larissa'yı istiyorum mesela. Larissa'yı vermedi. Tüm paramı da versem. Göndermeyi unuttuk ya. Altın. Eyalet. Ana. Baga mı girdi lan göndermiyor. Gönderdi vermedi bu sefer. Rodos'u versen. Rodos'u verdim mi? Artık toprak vermiyor arkadaşlar. Hayırdır? Hayırdır oğlum niye vermiyorsun? Ver lan toprak. Allah Allah. Araç dondurmacısı gibi. Gerisi de vermedi lan. Hadi var ver? Ha, tamam buraya ver hadi hadi. Pazarlık yapıyoruz ya. Peki toprak takası oluyor mu? Ben sana adaları vereyim. Sen de bana burayı ver. 2 milyon para lan gel. 2 milyon paraya bence herkes kabul eder. Bir de şunu test edeyim. Yok abi vermiyor. Kıbrıs'ı satın alabilir miyim? Bu adam bence bizi hiç sevmiyor arkadaşlar. Yok artık satın alamıyorum. Niye? Aa satın alma kota mı, mı doldurdum acaba? Yo. <laughs> İtalya'dan da burayı satın aldım. Oğlum bak güzel göründük he. Peki başka özelliklerimiz var mı? Onlara da bir bakalım ya. Ben satın almayla uğraştım baya da. Burada başka bir özellik yok. sesli hatta müzik değiştiremiyorsunuz. E, bunları kur zaten kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Hükümet biçimlerinde neler var? Bir şey yok. Sadece grafik üzerine ya. Anladığım üzere. Bunun üzerinde başka şey yok. Sadece ordu zatımı var. Gönderil diye mesaj çıkıyor arkadaşlar. Mesaj. Ama zaten ülkemde asker yok. Sadece satın alarak toprak genişlettik. Bundan ötesi yok zaten bu arada. Yani ben Mesela acaba burayı satın alabilir miyim? Onu da bir test edeyim arkadaşlar ya. Toprak mesafesi vesaire. Siz orta çağda kızılderililerden toprak satın alıyorsunuz. Salaklar veriyorlar hepsini. Şimdi gel abi. Joe vermez abi. Amerika niye versin ki? Neyse arkadaşlar. indirmek isteyenler için açıklamadaki kısımdan linkini bulabilirsiniz. E, mod güzel. Harita modu vesaire hepsini beğendim ben. Hatta şöyle de göstereyim. bence güzel senaryoları vesaire var. Bir sürü güzel senaryosu var. Burada bitiyor. Ama mesela geri gidip oyunlardan hangisindeydik biz? Buna geçerseniz aşağısını inebiliyorsunuz. Böyle sadelik arayanlar için güzel bir mod. Sadece. Ordu dağıtımını ben çok beğendim. Tam da oturmuş. Bakın burada da bu şekilde modda senaryolar var. 444'ün altında. Bunlar zaten normalde gözükmüyordu. Var artıklar. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Eventler vesaire var. Arkadaşlar şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Zaten mod grafik üzerine. Görüşürüz.